Tanıştırayım komutan Ebu Halil. Ben Thomas. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ayaklanmaya pek çok kişi katıldı. Arkadaşlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz. Bu benim yeğenim. Bu kuzenimin oğlu. Bu da yeğenim. Bu benim kardeşim. Bu da yeğenim. Bu da yeğenim. Bu benim oğlum. Bu yine bir yeğenim. Bu da kuzenim. Komutan eskiden pamuk çiftçisi olduğunu söylüyor. Ama kuraklık vurduğunda ailesinin karnını doyurmak için kaçakçılığa başlamış. Devlet beni tutuklayabilir. Hapse atabilir. Serbest kaldığımda tekrar kaçakçılık yapmaya başlarım. Çünkü çocuklarımın karnı aç. Açlık insana her şeyi yaptırırmış derler. Tabii. Hepimizin hayatı aşağı yukarı böyle. Bütün bunları düşünüyorum da kardeşlerimden biri çiftçilikte başarısız oldu. Diğer kardeşim de çiftçilikte başarısız oldu. Çok saçma bir şey. Tarih bu ayaklanmayı yazdığında kuraklık ne derece önemli olacak? İnsanlar bukalemun gibidir. Farklı iklimlere ve farklı koşullara uyum sağlarlar. Acı çekiyorsak bu takdiri ilahidir. Ama Allah başınıza bir yönetici koyuyorsa ve o yönetici de size sırt çeviriyorsa, sesinizi yükseltip ben açım dersiniz. Kimse size kulak vermezse öfkelenirsiniz. Bizim başımıza da işte bunlar geldi. Ayaklanmayı bu yüzden başlattık. Bir özgürlük devrimi bu.